Merhabalar sevgili anneciğim Fadikellerin, bugün ölüm yıl dönümünü Kur'an tilavetini ve Mevlid-i Şerif'ini gerçekleştireceğiz. Öğlen namazından sonra inşallah yapmış olduğumuz hayır ve hasenetleri Allah katında kaybolur ve günahların affına sebep oluruz inşallah. Sevgili kardeşim Nursuda Erler ve ben Erol Erler olarak gelenlerden ve bizi ekran başında seyredenlerden 1000 kere Allah razı olsun. Evet kardeşim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah kabul etsin. Buradan ailecek onları çok özlediğimizi ve çok sevdiğimizi dile getiriyorum. Herkese teşekkür ederiz. Evet, annem tam 1 sene oldu vefat edeli. Sevgili babacım da 2015'te vefat etti. Tam 7 sene oldu. Zaman çabuk geçiyor. İnan farkında değiliz. 1 sene nasıl geçti, 7 sene nasıl geçti. Biz de evlatları olarak görevlerimizi yerimize getireceğiz. Allah günahını affetsin, mekanlarını cennet eylesin, kabir azabı çektirmesin diyelim. Buradan herkese selamlar diyoruz, teşekkür ederiz. Sevgili ablacığım Selma Erler, ablacığım merhaba. Merhaba. Evet, bugün annemizin yıl dönümü. Hem annem adına hem babam adına da burada güzel bir Kur'an tilaveti ve Mevlid-i Şerif yapacağız. Ne söylemek istersin? Mekan cennet olsun onların, annemin de babamın da. Bütün ölmüşlerimiz. Evet. Uzaktan yakından bütün akrabalarımızın da aynı zamanda ruhlarına şad olacak inşallah. Ama bugün hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, tencere içinde ne var bugün? Evet, etimiz pişiyor. Gelen misafirlerimize burada ikramlarımızı sunacağız. Evet. Evet, sevgili yengem. Pınar yengem, sevgili Melek Hanım'ın abisinin hanımı. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugün annemin yıl dönümü. Bize de çok büyük yardımların oldu. Allah razı olsun. Bugün ne söylemek istersin? İçinden neler? Vallahi Fatih yengenin ruhunda bulunsun inşallah. Allah kabul etsin dileklerinizi, dualarınızı. İnşallah. Amin. Yapacağımız hayır ve hasenetler, okuyacağımız Kur'anlar inşallah ruhuna şad olur. Amin. En azından biz de bir nebze faydamız olmuş olur. Siz de hayırlı evlat olduğunuz inşallah. Annem, Allah razı olsun. Var. Teşekkür ederiz. Evet. Nurcan ablam. Eşimin büyük ablası. En büyük ablası. En güzel ablası. Ablacığım. Allah razı olsun. Bugün sabahtan bizim beraberiz. Bize yardımcı demek, oluyorsun. Yemeklerimize, gelen misafirlerimize yardımcı oldun. Allah razı olsun. Ne demek? Sevgili annem için, babam için ne söylemek istersin? Ne demek isterim? Allah nur içinde yatsın. Her ikisi de çok iyi insanlardı. Sizin gibi de evlatları var. Çok şükür. Bak yakından, arkasından okutturuyorsunuz. Allah razı olsun. Allah nur içinde yatsın. İkisi de çok iyi insanlardı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Amin. Evet, evet. Sevgili eşim Melek Erler. Evet Melek Hanım, bugün davetimizdeki yemeklerimiz nelerdir? Aşuremiz var. Aşuremizi yaptık. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Diğer tencerede ne yemeğimiz var? Bunda da pilavımız var. Çeksin diye kapattım. Evet. Şu an yavaş yavaş oluyor. Şöyle. Evet. Güzel de gözüküyor. Elinize sağlık. Etimiz var. Keşkeğimiz var. Aşuremiz var. Böreğimiz var. Ayranımız var, suyumuz var ve birçok ikramlarımız da olacak. Evet. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım, Allah rahmet eylesin. Yaklaşık 20 senedir hem annem hem babama gelinlik yapıyorsun. Ve annem babama karşı yapmış olduğun emeğinden dolayı eşin olarak ve oğlar olarak da sana teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Kadar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka evet. İçeride evet. Evet. Nur yenge. Yenge nasılsın? Allah razı olsun. Yengem kaç gündür burada çok büyük emek veriyor. Gerçekten bütün davetlerimizde, Kur'anlarımızda, eğlencemizde, her şeyimizde, küçüklüğümüzden beri hep yanımızda bulundu. Aynı şekilde Nazmi yengem de hep devamlı yanımızda. Benim ikinci annem sayılır, öyle söyleyeyim. Hep beraber, doğduğumdan beri hep beraberiz, hep beraber büyüyoruz. Allah razı olsun. Hem annem de, yani Nazmi yengem benim ikinci annem, Nure yengem de benim üçüncü annem sayılır. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Annem için ne söylemek istersin? Annem için yıkık, bir tarafım yıkık. Bir taraf, annem bir başka bir adamdı. Evet. Geniş.
sabırlı, her şeye sabreden yani. Çok ana bir kadınıdır. Anaydı yani. Evet. Ne diyeyim ötesine. Anlatmakla bir şey bitiremem. İlk gelindi. Evin ilk geliniydi. İlk geliniydi. Sen sonra kaçıncı gelin oldun? İkinci. Ya kaç sene sonra geldin? Annemden 6 sene sonra geldim. 6 sene sonra geldi. Hep beraber, aile bir şekilde hep beraber büyüdük. Hep beraber geldik bugünlere. Ama evet. Bir senedir bir tarafımız... Aramızdan gibi. Erken veda etti. Allah'ın yazısı buymuştur. Allah'ın mekanını cennet etsin. Allah onlardan utandırmasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet Nur Engem. Dediğim gibi emeğin çok her zaman. Bize karşı da emeğin çok. Benden yana helal hoş olsun. Allah gani gani rahmet eylesinler. Mekanları cennet eylesin. Mekanları cennet olsun. Son ekmeklerini yapmakta bulunuyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Evet, gelenlerden de gelecek olan kişilerden de Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah evet. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Vallahi bu can bu benden olduğu sürece biz her zaman annemizin, babamızın işte Kur'an'ını, tilavetini, mevlidini her zaman alacağız. Sadece Kur'an'la değil, yapacağımız evet. Yapacağımız hayır ve hasenetlerle alakalı da uzun vadede inşallah onları bir nebze de olsa günahları af olması için uğraşacağız. Bizim de görevimiz bu. İnşallah Allah kabul eder. Günahları af olur, mekanları cennet olur. Evet. Öğlen namazından sonra şu çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Bir saat, iki saat sonra davetimiz başlayacak. Kadınlar arasında olacak davetimiz. Kendi evimizde yapacağız. Yaklaşık 140-150 metrekare bayağı bir kalabalık alabilecek kapasiteye sahip. O yüzden kendi evimizi yapmayı uygun gördük. Buradan şimdiden herkese Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Herkese selamlar diliyoruz. Evet, afiyet olsun. Anneannemi çok seviyorum. Evet, çok mu özledin anneanneni? Evet, çok aynı özledim. Şekilde. Tam bir sene oldu görmeyeli. Buradan ne söylemek istersin anneannene? Şimdi seni duyuyor. Çok öpmek istiyorum onu. Evet, eminim ki o da seni çok öpmesini çok severdi. Hadi bakalım, teşekkür ederiz. Annemin yıl dönümü Kur'an davetisini gerçekleştirdik. Çok güzel bir davet oldu. Gelenlerden Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Bizi ekran başına seyredenlerden de Allah razı olsun. Onlardan da bir dua bekliyoruz. Annemin 1. yıl dönümü, babamın ise 7. yıl dönümüydü. Buradan gani gani rahmet olsun, rahmet eylesin. Günahları af olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, hoşça kalın.